AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özaseki TV Kayseri'ye gündemi değerlendirdi. Özaseki, CHP'nin Kayseri programı Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun Kayserili bir vatandaşa hakareti ve hızlı trenle ilgili açıklamalarda bulundu. Şimdi o açıklamayı getirelim ekranlarınıza. Tevfik Bey'in verdiği rakamlara ben güveniyorum. Çünkü o da nereden aldı çok bilmiyorum ama herhalde iş başı yapan oradaki işçilerle ilgili 45 bin kişi eleman alınmış. Kimseyi işten atmayacağız diyeceksiniz. Genel başkanlarınız dahil çıkıp bir kişiyi işinden eden, emekçiyi kapı önüne koyan namussuzdur, şerefsizdir diyeceksiniz. Sonra 13 bin kişiyi önce İstanbul'da işten atacaksınız. Diğer belediyelerde topladığınızda CHP'lileri seçimden sonra 20 binden fazla insanı işinden ettiler. Aç bir ilaç bıraktılar. Sonra sendika baskısı başladı. Sendikalardan istifa edin. Binlerce işçinin de ekmeğiyle oynamaya devam ediyorlar. Bunu yaparken 45 bin kişiyi de İstanbul'da işe alıyorlar. Bu sorulduğu zaman vatandaşın niye beyni uyuşuyormuş? Vatandaş çok haklı olarak bir soru soruyor. Almadıysan de ki yok kardeşim almadım de. Veyahut da Süleyman Bey zannedersem İçişleri Bakanımız bundan 1-2 ay önce veya meclis görüşmelerinde 3 ay önceki rakam vermiş 33 bin kişiymiş. 33 bin kişi de aldım adam de. Sonra alırken televizyonlara yansıdı. %35 CHP'li, %15 İYİ Parti, %15 de diğerleri derken. Diğerlerinden kastınız hangisiyse onu da söyleyin. Ya hani şeffaf olacaktınız, her şey iyi olacaktı ya. Söyleseniz de. Niye vatandaşa hakaret ediyorsunuz? Bakın Kayseri'ye geldiğinizde Kayseri'deki vatandaş hür bir şekilde her şeyi sorar. Oyunu da hür kullanır. Bu vatandaş asla bazı yerlerdeki gibi takıntılı bir vatandaş tipi değil. Bu Kayseri'de vatandaş 3 dönem CHP'ye oy verdi, iktidara taştı. Baktılar ki CHP'liler şehri rezil ediyorlar. Gece kondularla doldurdular, altyapı yapmıyorlar, yolsuzluktan geçilmiyor. Mafya etrafı sardı, parklar işgalli. Hadi gidin şuradan dedi, bir kovdu bunları. Kaç sene önce? 25 sene önce. 25 senedir dönüp CHP'ye yüz veriyor mu? Hayır. Yüzde kaç oy veriyor? %10 civarında. Sen Kayseri'ye geldin, CHP'yi temsilen. Genel başkanın geldi, diğer belediye başkanları geldi. Sokaklarda geziyorsunuz. Vatandaş kafasına takılanı sana elbette soracak. HDP ile niye sırnaşıyorsun kardeşim diyecek elbette. Evlatlarımızın katilleriyle ne iş tutuyorsun diye soracak elbette. Niye işçileri işten attınız? 13 bin kişi İstanbul'da, 45 bin kişiyi alırken HDP'den kaç kişi aldınız diye soracak elbette. Bunları sorduğu zaman niye heyecanlanıyorsunuz, niye hakaret ediyorsunuz? Cevap verin. Bunlara cevap vermek zorundasınız. Vermezseniz ne olur? Tamam. Kimse bir şey demez size. Kayseri burası. Hakaret etmez, küfür etmez, taşlamaz, alkışlar. Hemşehrilerimizden ben de rica ediyorum. Hangi lokantaya gidiyorlarsa iltifat etsinler. Hangi pastaneye gidiyor? Lütfen para da almasınlar. İnsanlıklarını göstersinler. Zaten misafirperver hemşehrilerimiz var. Pastırmacılardan pastırma alıyorlarsa hemşehrilerimiz lütfen para almasınlar. Biz ödeyelim. Gerçekten biz ödeyelim onu. Ev sahipliğine hiç kusur göstermeyelim. Ama lütfen siz de Kayseri'ye geldiniz. Saygılı olun. Vatandaşın sorduğu sorulara cevap verin. Yani sorular da çok net. Niye 45 bin kişi iş aldınız? Bu aldığınızdan kaçı HDP'li? İçinde örgüt elemanları varmış, bunlara cevap verin. HDP ile iş tutuyorsunuz, niye tutuyorsunuz, buna cevap verin. Evlatlarımızın katillerle ne yapıyorsunuz diyorlar, buna cevap verin. Bir de aradan ya 3 sene geçti, ne iş yaptınız diyorlar ya. Buna da cevap verin kardeşim. Cevap vermek zorundasınız bunlara. Bunlara cevap vermezseniz işte vatandaş da size o zaman sırtını döner. Kayseri'de olduğu gibi. Efendim Kayseri'ye çok sık geliniyor CHP tarafından. 200 aşkın belediye. Ya bir rekor bu. Niye Kayseri seçiyorlar? Bir de siz geçen bir açıklama yaptınız. 90'lı yılların Kayseri, 94 öncesinin Kayseri'nin fotoğraflarını koyun, bir de şimdiki Kayseri'nin fotoğraflarını koyun. Ya tabii Kayseri'yi niye tercih ettiklerini ben bilemem. Kendileri ne hesaplıyorlar? Onu Allah bilir. Buradan acaba bir ticaret şehrinden olumsuz cümle alırız da Türkiye'ye taşır mıyız diye çırpınıyorlar. Gittikleri yerlerde de biz devletimizin yanındayız. Hükümete güveniyoruz sözlerini duyunca da çok moralleri bozuluyor. Ama en azından ben teklif ettim. Yine de teklif etmeye devam ediyorum. CHP dönemindeki Kayseri'nin resimlerini, nereleri? Gecekonduları, ortalıktan simsiyah akan kanalizasyon ırmağını,
altyapı olmayan şehirleri, işgalli parkları, tel örgülerle çevrili yerleri biz tek tek resimleyip kendilerine koyabiliriz. Aynı yerlerin bir de bundan birkaç sene önce çekilmiş resimlerini Kayseri Meydanı'ndan başlayarak, bağlantı caddelerinden, kale içinden devam ederek hepsini resimleyip kendilerine gönderebiliriz. Bu da iyi olur. Ama en azından Kayseri niye tercih ettiklerini bilemem diyorum ama şundan dolayı da seviniyorum. Belediyeciliğin en güzel örneklerinin verilebileceği yer, verildiği yer Kayseri. Bunu görmüş olurlar. Tıkır tıkır çalışan nasıl, belediyecilik nasıl yapılıyor burada en azından öğrenmiş olurlar. Gerçekten 3 sene geçti aradan, hiçbir CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı hiçbir şey yapmadı. Yaptılarsa lütfen şunu yaptık desinler. Yani Ankara'da mesela 58 kilometre metro, bilmem ne kadar bir şey. Bunların hepsi söylendi mi? İstanbul'da aynısı söylendi. Adana'da, Mersin'de söylendi. Bunlardan hangilerini yapmışlarsa söylesinler, biz de bilelim. Kayseri'de de gerçekten güzel örneklik var. Bunu da görürler inşallah, mutlu olurlar. Caddelerde giderken sağına soluna bakarlar. O otopark yerlerini görürler, kaldırımları görürler, parkları görürler. Burada ne kadar güzel iş yapıldığını anlarlar. Bir de ben mesela her hafta sonu geliyorum ya, siz de şahitsiniz. Birkaç tane açılış oluyor. Bakın bugün Erciyes'te dünyanın yerel yönetimlerin yapmış olduğu tek kayak merkezinde, hem de Türkiye'nin en güzel kayak merkezinde bir açılış daha yaptık. Biraz sonra kentsel dönüşüme gideceğiz. Orada da yine devam edeceğiz. Her hafta bizde birkaç tane açılış var, temel atma var, güzel hayırlı haber var. Kendinden de varsa bunu da söylesinler istiyoruz. Biz burada yarışalım. Onun dışını boş verin. Sonra bir de gerçekten güzel bir slogan bulmuşlar. Hakikaten CHP zekasına da hayranım. Tıkır tıkır çalışan belediyeler Kayseri'de. Ya hakikaten arkadaşlarımız tıkır tıkır çalışıyor. Ben düşündüm. Bizimkiler gece gündüz çalışıyor. Memduh Başkan atom karınca gibi. Diğer arkadaşlarımız uyumlular. Bize de Ankara'da ne düşüyorsa zaten yapıyoruz. Hatırlayın, şimdi 2 gün önce yine gelmiştim Kayseri'ye. Ne için geldik? Hulusi Bakanımızla, Adil Bakanımızla. Şunun için geldik arkadaşlar. Hızlı tren bu memlekette senelerdir konuşulur. Son dönemde, pandemi döneminde biraz geciktirildi bu iş. Doğru, bunların hepsi doğru. Ama ihale süreci başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızla konuştuk. Kredi görüşmelerinde belli bir yere gelindi. Maliye Bakanlığı'ndan izinler çıktı. Nihayetinde ihaleyi açtılar. Dosyaları aldılar. Dosyaları aldıkları gün Adil Bey buradaydı. Yani ihaleye fiyat veren firmalar dosyaları oraya teslim ettikleri gün Adil Bey buradaydı ve açıkladı. Şimdi o dosyalar üzerinde çalışıyorlar. Kendi ifadesiyle ay sonuna kadar hangisi daha uygun fiyat vermiş, yeterlilik var mı yok mu karar verecekler. Sonra alan firmayı tespit ettikten sonra bir ihale sürecinde mahkemelik durum olmazsa, ki olmaz inşallah, kredi görüşmelerindeki o %0 küsürlük bazı puanlar tartışılacak. Bu ne kadar sürer? Onun kendine has bir rutini var. Çok önemli değil. Önemli olan ihaleye izin çıkması. Önemli olan Sayın Cumhurbaşkanımızın bu işin arkasına durması. Ben zaten döndüğümde de Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi verdim. Kayseri'de böyle açıkladık diye. O da son derece mutlu oldu, sevindi. İnşallah temel atmasını da yaz dönemlerinde hep birlikte yaparız. Bundan dolayı bile Kayseri'de sevinemeyip adeta ciğerine kan damlayanlar var. Ya hakikaten üzgünüm ya. Kayserili değil misiniz kardeşim siz? Milletvekili de olsanız, siyasi parti temsilcisi de olsanız. Ya Kayseri'ye hızlı tren ihalesi yapıldı, dosya alındı. Bir tane hayırlı olsun deyin, ne olur ya. Sevindik ya deyin, memleketimize güzel bir hizmet deyin. Bakın şurada bir tesis yapıldı. Ya Erciyes'te güzel işler oldu deyin. Ne olur, sizden ne eksiltir bu? Bunu söyleyemezler. Söyleyemedikleri gibi kendi şehirlerinde CHP'nin hakim olduğu yerlerde de bunların zekatı kadar iş yapamazlar. Ne söylüyorum? Ben bu konularda iddialıyım. Yapıyorlarsa desinler ki bak biz de 3 senedir Adana'da, Mersin'de, İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da şu 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 işler yaptık desinler. Biz de alkışlayalım. O kadar basit. Yani tıkır tıkır çalışan belediyeler Kayseri'de.